Nasıl oldu anlamadım Ecoy. Adam resmen bilinçaltımın imdat çekicini buldu. Yok canım. Neticede senin gibi büyük bir oyuncunun bu tip çalışmalar yapmasını ben hiç yadırgamadım. E tabii orası öyle. Bay Kural. Bakıyorum egzersizleri tamamlamışsınız. Tamamladık. Sizinle bir türlü sohbet etme imkanı yakalayamadık. Yani siz öyle soyadımla hitap edip sizi bizi konuşunca ben tırsıyorum. Saygı bizim sektördeki en önemli şeydir. Navigasyon aletlerinin bile sizli bizi konuştuğu bir ülkede yaşıyor. Halk göstermelik de olsa saygı görmek istiyor. Tabii. Öğreteceğim. İnşallah. Bütün giriş çıkışları. Konuş. Bütün giriş çıkışların listesini çıkarttım, krokisini de çizdim efendim. Buyurunuz. Çok kısa bir süre önce tanışmamıza rağmen bu genç ve yakışıklı delikanlıyla hemen kaynaştık. Şekerdir. Öyle değil mi? Öyle diyorsanız öyledir efendim. Hava! Öksür! Ağla! Çök! Kalk! Yeter! İşte bir kanalın en sevdiği sektör çalışanı. Biz bu delikanlıyla biraz daha dolaşalım. Bayan Tersetan, sizinle mutlaka sohbet edeceğiz. Mutlaka. Tabii. Takip et. Arkadaş, adam kışın ölmeyen sinekler gibi ya. Bu bana elleşmesin diye ben her türlü mekanı terk etmeye razıyım ya. Yalnız dikkatini çekti mi? Adam senin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu farkında. Tabii canım, öyle şeylerim var benim Ecoy. Zaten senin gibi birinin bu dizide oynaması bizim için büyük bir şans. Hele hele bu paralara oynaması daha da büyük bir şans. Sen nereden biliyorsun da benim ne kadar aldığımı? Zehra ortalıkta bırakmış birkaç dosyayı. Ben de yanlışlıkla bakmışım işte. Bak sen. Ben de öyle yaptım. Baktım. Bir de ne göreyim? Ahmet'in yanında 2000 yazıyor. Yok canım dedim. Kaşesi değildir o dedim. Olsa olsa evinin kirasıdır. Baktım ona da yetmiyor. Sonra da sevindim böyle mütevazı bir adamla çalıştığım için. Şimdi Ecoy, o benim kaşem değil. O senin gördüğün rakam benim bu işin başında almış olduğum ufak küçücük bir avanstı. Benim kaşem zannetmişsin sen onu. Allah Allah. Murat niye tam bir ürün parası almış o zaman? Hem de senin 10 katın. Ne? Kaç? 10. Gel buraya kom. Ne diyorsun sen? Manyak. Benim ufak bir işim vardı. Onu hemen halledip geliyorum ben. Bu arada o göbeği eritmeden de oyuncu moyuncu olamazsın Ecoy. Talip Bey böyle de güzelsin dedi. Demek böyle oluyormuş. Ya şimdi rahmetlinin arkasından atıp tutmak gibi olmasın ama nasıl becerememiş bütün bölüm parasını almayı? Ya onu bunu geçti, sen Murat Cemcir denen ihtiyarı 20.000 liraya nasıl kakaladın kızım ya? He? Bak Fikrimin ince gülü, evimin erkeği, bir bulut olsam gazi, kahramanlar. Lan ben bunların hepsinde başroldüm be, başroldüm ya. Adam bir bulut olsam dizisinde 2.250'ye birinci bölüm oynadı. Bak da oynayamıyorlar, 1.750'ye indirdiler. Ben de istiyorum o parayı lan. Asıl hak eden benim. Tabii benim de katkım oldu ama Murat için çok istekliydiler. Ben de faydalandım işte. Benden de faydalan. Al, faydalan. Ben de istiyorum o parayı ya. Tamam Ahmetciğim, tamam. Bakacağız ona, merak etme. Murat Cemcir'in tam para aldığı yerde ben nasıl... Melek. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Neyse ben gidiyorum. Hallet şu işi ya. Ayıptır. Benden de faydalan. Boş boş duruyoruz burada. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.